Merhaba arkadaşlar, bugün Nazilli'de hava neredeyse 48 derece. Kızları bir araya topladım. Bu gölgeliğin altına geçtik. O yüzden ışığımız yetersiz gelirse lütfen kusura bakmayın. Bugün önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Aslında birçok yeni başlayan arkadaşımız da merak ediyor. Bitkileri, sukulentleri alırken özellikle sukulent ve kaktüsleri büyük bitki mi almalıyız, küçük bitki mi almalıyız? Yani 5,5'luk saksıda mı almalıyız şu şekilde? Yoksa daha büyük saksılarda mı bitki almalıyız? Bu sukulent ve kaktüslerde çok büyük bir fiyat farkı da demek. Mesela arkadaşlar, bu kızımın bu yavrusu, bu boy alırsanız, örnek veriyorum, tamamen hani örnekle konuşuyorum. Diyelim ki 20-30 lira, ama bu boy alırsanız 200 lira, 300 lira olarak geçiyor fiyatlar. Çünkü gerçekten bunun büyümesi, süresi, işte ölmeden yaşaması vesaire çok büyük risk. Çok emek istediği için tabii ki boyutları büyüdükçe fiyatlar da doğal olarak artıyor. Özellikle durumu olan arkadaşlar, yani maddi durumu olan arkadaşlar için benim tavsiyem, ilk başladıysanız, yeni başladıysanız, risk almak istemiyorsanız, bitkiniz çabuk ölsün, hani ya da işte bitlensin, mantar olsun vesaire gibi problemler istemiyorsanız büyük bitki almalısınız. Ben ilk başladığım sıralarda arkadaşlar çok minik bitkiler aldım. Yani böyle küçük küçük bitkiler aldım. Hani kendim büyütmenin bir hevesi ve sevgisi vardı içimde. Fakat maalesef yeni başladığım için ve çok tecrübesiz olduğum için 9-10 yıl önce birçoğunu kaybetmiştim. O yüzden yeni başlayan arkadaşlarımızın eğer durumları müsaitse büyük anaç bitki alırlarsa bu onlar için çok daha iyi. Sebebi arkadaşlar, bakın, anaç bitkiler her zaman kök ve gövdeleri, gövdeleri ne kadar kalın oluyor, kökleri çok güçlü oluyor. Ne kadar köklü bitki, o kadar güçlü sukulent demek. Hastalıklara karşı dirençli oluyorlar çünkü zaten kendileri bu boya kadar büyümüşler. Belli bir evre geçirmişler. Bu yüzden de çok dayanıklı oluyorlar. Yani seralarda ya da bulundukları ortamda rüzgarı, güneşi, yağmuru, aslında yazı kışı her şeyi görmüşler. Yani bağışıklık sistemleri çok güçlü oluyor. Daima büyük bitkilerin bağışıklık sisteminin güçlü olduğunu gözlemledim. Köklerinin güçlü olması ve gövdelerinin güçlü olmasından dolayı. Ama düşünün, bu yavru işte belki bir kış görmüş, bir yaz görmüş ama yarı yaşamış, yarı ölmüş, bir köklenmiş, bir köklenmemiş derken zaten bağışıklık sistemi bunun düşük. Küçük bir bitki, bunun büyümesi yıllar alacak zaten. O yüzden eğer imkanınız varsa ilk önce büyük bitkilerle başlayıp kendinizi daha motive edebilirsiniz. Hemen bitkilerini kaybedip, çünkü gerçekten bu hobiyi bırakan arkadaşlarımız da var. Neredeyse ben de o noktalara gelmiştim arkadaşlar ilk süreçte. O yüzden durumu olan arkadaşlar için benim ilk tavsiyem büyük anaç bitkiler alın. Fiyatı biraz evet pahalı oluyor, haklı olarak pahalı oluyor. Ama inanın, bitkiniz çok uzun yıllar sorunsuz yaşıyor. Siz ona bakamasanız bile, bakmasanız bile, dış mekanı verdikten sonra, esintiyi verdikten sonra, güneşi verdikten sonra, yani temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra çeşitli hastalıklara da çok dirençli oldukları için hastalanıp ölmüyorlar. Aslında çok basit bir mantık. Özellikle hassas türlerde, bu şekilde koleksiyon türlerinde büyük alırsanız kaybetme riskiniz daha azalıyor. Klasiflerde mesela, örnek veriyorum arkadaşlar, işte mavi aşkın gözyaşı gibi, şu krasula türü gibi, jademiydi adını unuttum, işte bu buz çiçeği gibi, arkadaşlar şöyle göstereyim, bunları yine arkaya alayım, bunlar gibi klasik türlerde inanın, şöyle çok da susuz kalmış kızım, minicik, bakın şöyle 2 santimlik bir dal olsa coşuyor bir yıl içerisinde. Yani klasik türlerde büyük almanıza gerek yok, bunlar zaten o yüzden çok uygun. Fiyatları genel nedir? İşte pazarda görüyoruz arkadaşlar bunları, biliyorsunuz 5 lira 10 lira civarı, hani 5,5'luk saksıda, minik bir saksıda, şu boyutta bir saksıda, şu aslında 5,5'luk saksı arkadaşlar, içinde dışında şey var, kabı var, şöyle göstereyim. Evet, şöyle mesela, şöyle bir saksıda işte nedir, bir dal dikiliyor, iki dal dikiliyor, 5 lira 10 lira civarı. Zaten bir yılda inanın bu hale geliyor, bir yıl iki yıl sürmüyor. Klasiklerde böyle aşkın gözyaşı gibi ve birçok türümüz var bizim, biliyorsunuz, yakut kolyesi gibi, birçok klasik aşkın gözyaşları gibi. Bunları çok minik bile alabilirsiniz. Yani eşinizden, dostunuzdan, bakın şuradan minicik bir çelik düşmüş, buradan bir sürü yavru vermiş, o çelik de tutuyor, yapraktan bile veriyor. Yani klasik türlerde küçücük alarak büyütme, o büyütme, hani annelik içgüdüsü deyip onu tatmin edebiliyoruz zaten. Ama özel türlerde mesela arkadaşlar, bu bir koleksiyon türü.
özel türlerde büyük almamızın nedeni de işte kaybetme korkusu. Kaybetmememiz gerekiyor. Bunlar hepsi kızımın yavruları. Mesela bu 5,5'luk saksı da bakın küçücük bir yavru. Bunun büyümesi yıllar alacak. Ve mesela şu anda hava 50 dereceye yaklaşıyor. Rüzgar var ama arkadaşlar yakıcı bir rüzgar var inanın. 50 dereceye yaklaşırken bu yavru ölebilir. Ben yeni aldım belki bunu diyelim. Hadi bu ölebilir. Ama şöyle bir anne bitki bakın bu bir anaç bitki. Bu boy bir bitki. Ölme riski çok az. Yani riskli bir bitki değil. Çünkü bağışıklık sistemi güçlü büyümüş ve büyüme hızı daha da fazla oluyor. Mesela bu boy bir bitki de bakın 5,5'luktan oldukça büyük. 10'luk saksıya belki denk geliyordur. Mesela bu boy bir bitki de kökleri sağlam olduğu için, bağışıklık sistemi güçlü olduğu için hızla büyüyecektir. Yani yazın o bütün sukulentlerde olduğu gibi bir duraklama dönemi yaşasa da sonbaharla beraber hızla büyüyecektir. Ama bunun sonbaharda çok hızlı büyümesini beklemeyin. Çünkü daha kök gelişimini, gövde gelişimini yeni yeni topraktan besinleri almaya başlıyor. O yüzden her zaman ben söylüyorum yeni başlayan arkadaşlarımız sorduklarında biraz büyük bitki alın diyorum. Ve özellikle koleksiyon türlerinde yeni başlamasanız bile, profesyonel olsanız bile eğer birazcık imkanınız varsa zaten özel tür alıyorsanız maddi olarak imkanınız vardır. Bir boy büyükleri seçmeye çalışın arkadaşlar. İnanın bu kez %100 başarı oluyor. Ve bunu ben mesela ilk aldığımda çok küçük bir bitki olarak almıştım. Auricula'yı bunun videosu da var biliyorsunuz. Kış rengi bayrak kırmızı arkadaşlar. Şu an bunlar yaz rengi. Kızımın da Bikredin'de, Echeveria Bikredin'de kış rengi kıpkırmızı. Bu türler yazın biliyorsunuz renklerini kaybediyor. Çünkü rüzgar yok, soğuk yok. Küçücük almıştım. Çok zor büyüttüm arkadaşlar. Hatta bir kere kaybettim. Sonra tekrar geri aldım. Ama ne oldu? Yıllardır, 7-8 yıldır kendim üretiyorum artık. Biraz daha anaç bir bitki alırsanız otomatik olarak üretime geçebilirsiniz. Özellikle satış yapmayı düşünen arkadaşlar için. Yani ben üreteyim, hobim beni beslesin, hobim bana masraf çıkarmasın diyorsanız şu an benim bulunduğum konum gibi. Hobim beni besliyor arkadaşlar. Nasıl? Aslında ben tabii ki maddi olarak bir yatırım yaptım bunlara. Minik minik yavruları çok nadir de olsa Instagram sayfamda satıyorum biliyorsunuz. Yani bu kızımın yavrularını çok sattım. Yıllardır satıyorum. Bakın bunlar da büyüyecek. Bunlar da satılacak. Nedir? Aslında anne bitki beni besleyecek. Yani beslemekten kastımı anlıyorsunuz arkadaşlar. Başka bitki alıyoruz. İşte terasımızın masrafları oluyor. Toprağımız oluyor. Zaten elimize para kalmıyor ama sonuçta hobimizi güçlendiriyor diyelim. O yüzden eğer üretim yapmak istiyorsanız. Şimdi şu kadarcık bir bitki alırsanız eğer küçücük bunu büyütmeniz zaten yıllar sürecek. Ama büyük anaç bir bitki alırsanız bu yapraktan da çoğalıyor biliyorsunuz. Bakın tepeden de yavru veriyor. Bu çiçek değil arkadaşlar. Bu bunun üçüncü yavrusu. Yavruyu keserek işte bir yavru daha hani bu şekilde yapraktan da çok güzel ürüyor. Daha önceki videolarımda bunun çok yavruları var. Böyle toroman gibi bebekleri oluyor. Anaç bir bitkinin tabii ki yavrularını o yıl içerisinde almaya başlıyorsunuz. Büyütmek yine zaman alsa da aslında zaman kazanıyorsunuz. Mesela pembe aşkın gözyaşı şöyle küçük bir fide aldığınızda arkadaşlar diyelim ki bunu üretmeniz için oldukça uzun zaman geçecek. Ama anne bir bitki aldığınızda şu şekilde mesela bu aslında anaç bir bitkiye yakın. Bakın ben kestim bunlar da anaçtı aslında. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane yavru var tepede aslında arkadaşlar. Şu an yaz rengi olduğu için çok pembe değil. Mesela anaç bitkiyi keserek ya da yapraklarını kullanarak üretebiliyorsunuz. Bunun işte şu küçük boy aldım diyelim. Hatta bu 5,5'luktan daha büyük. Küçük boy aldım. Bunların zaten bebekleri de cansız. Yani bunlar yavru da vermez kolay kolay. Ama anne bir bitkinin görüyorsunuz gözyaşları daha çabuk bebek verecektir. O yüzden özellikle üretim yapmak isteyen, bu işten para kazanmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiyem benim ilk önce anaç bitki almaları. Yani bunu bir dal alabilirsiniz. Bunu zaten büyütür ve üretirsiniz. Hatta başınıza kalır ileride. Her yere çoğalır. Ama klasik türlerde öyle alın. Ama özel türlerde ya da gerçekten fiyatı biraz daha pahalı olan, sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek olan türleri üretmek istediğinizde anaç bitkiler almanızı tavsiye ediyorum. Bu hem kayıplarımızı önlüyor. Evet biraz fazla para çıkıyor kesemizden ama aslında kazanıyoruz bence. Benim şu anki mantığım arkadaşlar ilk başta biri bana bunu söyleseydi gerçekten anaç bitkilerle başlardım. Çünkü ilk 2 yılım mücadeleyle geçti. O yılları kayıp sayıyorum. O yüzden benim size tavsiyem büyük bitki alarak başlayın.
İmkanınız varsa koleksiyon türlerinde büyük bitki, klasiklerde normal küçük fideler alarak başlayın. Büyüme, büyütme, kendiniz büyütme hevesinizi bununla atlatın. Klasiklerle atlatın. Diğer koleksiyon türleri hemen üretime geçin bile zaman kaybetmeden. En azından yedeğiniz olsun. Şimdi benim bu kızımın bir sürü yavrusunu sattım ben. Aslında tek yedeğim bu ve üstte iki tepe çeliği. Onu da kesip yedekleyeceğim sonbaharda. Böylece nedir? Koleksiyon türümü kaybetsem bile, başına bir iş gelse, kışın donsa bile atıyorum. Yine yedeğim olacak. Yedeklemeye geçmiş olmanız gerekiyor ilk yıldan. Ama küçük alsam, şu kadar alsanız neresine yedekleyeceğiz? Yaprağından bebek bile çok zor. Koparsak yıpranır vesaire. Ama tabii ki büyük bitkiler pahalı. Hepimizin durumu müsait olmuyor. Ben de dahil her zaman büyük bitki alamıyorum. O zaman risk alacaksınız. Nedir işte? Bunu böyle küçükten alıp çok özenerek bitine, mantarına, ilaçlarına dikkat ederek, ortamlarına dikkat ederek. Bu arada kanalımda 700'den fazla video var arkadaşlar. Hepsinin bakım videoları var. Onlara bakarsınız. Tecrübelerimi paylaşıyorum. Hiçbir iddiam yok. Bunların bakımını güzel yaparak büyümesini zaman içerisinde beklersiniz. Bu da bir keyif. Ben küçük bitki olarak büyütmeyi çok seviyorum aslında, biliyorsunuz. Hep pazardan da aldığımda ya da arkadaşlarımdan aldığımda da görüyorsunuz. Ama üretmek istediğim türü kesinlikle ana çalıyorum arkadaşlar. Bu tamamen nedir? Üretmek istediğiniz koleksiyon türleri ana çalırsanız hiçbir zarara, ziyana ve üzüntüye uğramıyoruz aslında. Olay bu kadar basit. Böyle arkadaşlar, son dönemlerde çok video çekemedik. Hem iş yoğunluğundan hem de bu 50 derece sıcaklıklardan dolayı. Ama inşallah tekrar başlayacağız. Bir sorunuz olursa yorumlar kısmında sorarsanız mutlaka cevaplarım. Kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu oluruz. Hepinize sevgiler dostlar.